grupların nefesidir vokalistler. Kimi zaman en iyi dostları, sırdaşları olurlar solistlerinin. Müzik dünyasındaki usta şarkıcıların vazgeçilmezleridir onlar. Kimi zaman nefesleri, kimi zaman en iyi sırdaşları, dostları. Arkalarındaki gizli güçtür vokalistler. Bugün Işın Karaca'nın başarılı vokalisti Fatih Ertürk'ün örnek hayat ve mesleki mücadelesine tanık olacaksınız. Kayboldum kaybolan yıllar içinde. Fatih Ertürk sinirlendiği zamanlarda ne yapıyor? Çok şaşıracaksınız. Ben sadece sinirlendiğim zaman da hiçbir şekilde kontrol edemiyorum ve hemen kıvırcık şivesine kayıyorum. Bunu okuldaki öğrencilerim de çok iyi biliyor. Genç vokalistin yıllar önce yoluna taş koyan ünlü sanatçılar kimler? Ayağımı kaydırmak isteyenler çok oldu. Yani hem piyasa adına hem ailem adına. Televizyona ilk çıktığı gün neler yaşadı? Televizyon programına çıktığım günü hiç unutmuyorum yani. Işın Karaca ve vokalisti Fatih Ertürk'ün sahnedeki ilginç iletişimi. Anlar neyin ne olduğunu hemen şey yapar. Sen çıkma oralara, ben çıkıyorum. Ya da işte sen inmiyor, ben iniyorum, hallediyorum. Çok güzel bir enerjimiz var. Bir kere zaten hepimiz o sahneye çıkarken görevimizi o kadar iyi biliyoruz ki. Işın Karaca'nın yıllar önce sahnede başına öyle bir şey geldi ki. Fatih çok güzel yakaladı beni. Bir de tabii uzun boylu ya o. Hani hakikaten erkek normlarına göre basketçi olması gereken bir kavramı varken şarkıcı olmuş. Vokalistin bu haftaki konuğu Fatih Ertürk. Kimi zaman macera filmlerini aratmayan hikayesi sizleri şaşırtacak, duygulandıracak ve hayretler içerisinde bırakacak. Hayata karşı hep dik duran bu genç adamın hikayesi sizleri çok etkileyecek. Vokalist bu hafta Işın Karaca ve Fatih Ertürk'le dop dolu. Vokalist başlıyor. Programımız başladı bile. Işın Karaca'nın değerli vokalisti Fatih Ertürk'e önce sıcak bir merhaba diyelim. Aslen Kıbrıs doğumluyum. Ailem Kıbrıs'ta yaşıyor. 9 yıldan beri İstanbul'da yaşıyorum. Viyana'da bir şan eğitimi aldıktan sonra, şan eğitimi tamamladıktan sonra İstanbul'a geldim. Benim İstanbul, Kıbrıs'ta çalıştığım öğretmenimin şan öğretmeni. Almanya ve Viyana Operası'nda çalışan bir öğretmendi. Daha sonra kontak kurup ben de onun yanına gittim ve Viyana'daki Mozart Üniversitesi'nde çalışan bir hocamızla çalışıp eğitimi tamamlayıp daha sonra İstanbul'a Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne getirip bir de Batı Müziği okudum onun üzerine. Daha sonra okuduğum okulda da kalıp öğretmenliğe devam ediyorum. Fatih Ertürk işinde artık ustalaşmış biri. Başarılı sanat hayatının yanı sıra bir de başarılı bir akademik geçmişi var. Onun hikayesi yıllar öncesinde başlamış. Türkiye'ye geldiği dönemde kimseyi tanımayan Fatih Ertürk merdivenleri teker teker çıkmış. Şimdi geçmişte ben ilk İstanbul'a geldiğimde tabii biliyorsunuz hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Eğitim için gelmişsiniz ve Kıbrıs'tan gelmişsiniz. Daha bir çevreniz yok. Okulda Mert Türkmen diye benim bir ritim hocam vardı. Davulu çok tanınmış bir müzisyendi. Çok iyi bir müzisyendi. Onun sayesinde ben Metin Üzülk ile tanışma fırsatı buldum. Onunla tanıştıktan sonra ilk programımız olan Bir Şarkısın Sen diye bir yarışma vardı televizyonda. Çocukların şarkı söyledi. Ben orada erkek vokal olarak çalışmaya başladım. O benim Türkiye'deki ilk ciddi anlamda, profesyonel anlamda iş ortamımdır. Şansı da yaver giden Fatih Ertürk, ünlü isimlerle birebir çalışma fırsatı bulmuş. Deniz Tekin'le, İzel'le, Ebru Gündeş'le, Eda Metin Özülkü'yle, Banu Zorlu'yla, Ferhat Göçer'le bunlarla hep çalışma fırsatımız oldu. Şu anda da dediğiniz gibi Işın Karaca'yla beraber çalışıyoruz. Evet, tabii daha önce hep tanışıyorduk, görüşüyorduk falan ama sahne anlamındaki buluşmamız 4 aydır beraber. Bir anda ünlü sanatçıların, deyim yerindeyse göz bebeği durumuna gelen Fatih Ertürk,
müzik dünyasında adı sıklıkla duyulan biri haline geldi. Ünlülerin vokali olması için adeta yarışılan Fatih Ertürk'ün Işın Karaca ile tanışma hikayesine geliyoruz. Işın Karaca'nın da Kıbrıs kökeni ikilinin yollarını birleştirivermiş bir anda. Şimdi biliyorsunuz ki aslen onun da bir Kıbrıslı tarafı var. Ben de Kıbrıslı olduğum için öyle bir, zaten bir sempatikliğimiz, böyle bir görüştüğümüzde işte nasılsın, işte Kıbrıs şivemiz vardır bilirsiniz. Ben sadece sinirlendiğim zaman da hiçbir şekilde kontrol edemiyorum ve hemen Kıbrıs şivesine kayıyorum. Bunu okuldaki öğrencilerim de çok iyi biliyor. Görüştüğünüz, konuştuğunuz ve sürekli iletişim kurduğunuz insanlarla şive alışverişi yapıyorsunuz ve bazen kullandığınız kelimelerin anlaşılmadığını fark ediyorsunuz. Bu sefer otomatikman siz de nasıl diyeyim size, o şiveye adapte olmak zorunda kalıyorsunuz ve o şiveye alışıyorsunuz. Daha sonra da şan eğitmeni olunca, diksiyon, şan, telaffuz, prozedi falan derken hepsini de düzgün kullanmaya çalışınca. Gerçekten çok düzgün bir Türkçesi var Fatih Ertürk'ün. Yeniden dönüyoruz müzik hayatına. Her şarkıcının gönlünde yatan bir aslandır albüm yapabilmek. Kendini sevenlerine, hayranlarına ve geniş kitlelere duyurabilmek. Başarı merdivenlerini daha hızlı çıkabilmek. İşte o aslan Fatih Ertürk'ün de gönlünde yatıyor. Ancak her nedense bugüne kadar böyle bir çalışması olmamış. Yani şu anda da isteseydim ben zaten 3-4 yıl öncesinde albümü yapıp da çıkarabilirdim. Yani öyle bir sıkıntı yok ama ben işin mutfak kısmına da çok geldim. Vokal koçluğu da yapıyorum çünkü. Birçok yarışmada da vokal koçluğu devam ediyor. Hatta şu anda da bir yarışmada devam ediyorum. Dediğim gibi o işin biraz daha şey kısmı olabilirdi benim için. Soyutlanma kısmı olabilirdi ama ben mutfak kısmında da dedim. Hem sahneye çıkayım sanatçılarla, hem bir şeyler daha öğreneyim, hem kendimi yenileyim, hem başkalarına biraz daha eğitim konusunda yardımcı olmak adına ben biraz daha mutfak kısmında olmayı tercih ettim. Ama dediğim gibi birkaç yıl sonra ya da 4 yıl sonra veya belki de seneye albüm yaparım. 15 şarkılık bir albümden bahsetmesek bile bir şarkıyla bir piyasadaki konumunuzu veya geleceğinizi bir görmek istersiniz diye düşünüyorum. Herkesin genelde böyle bir düşüncesi var. Işın Karaca ile kısa bir zamandır çalışan ancak çok iyi bir ikili olan Fatih Ertürk, solisti için bakın neler söylüyor. Sahnede gerçekten işimizi yapacak kadar profesyoneliz ama herhangi bir sıkıntımda da arayıp hemen solistim böyle böyle oldu deyip akıl danışabileceğim, dediğim gibi herhangi bir sıkıntıda hemen koşabileceğinden emin olduğum ender insanlardandır. Dediğiniz gibi sahnede tam bir star. Ama yanınızda tam bir dost. Sahnede çok iyi anlaşan ikili, sahne ardında da çok iyi iki dost. Işın Karaca ile özel hayatında da görüşen Fatih Ertürk, dostluğunu sağlam temellere oturtmuş gibi. Yani sürekli atıyorum ki konser programımız olmasa bile bir iletişimimiz vardı. Nasılsınız, iyi misiniz, her şey yolunda mı? O beni arar, işte yarışman nasıl gidiyor, sen nasılsın? Özel hayatınızda işin içine girince ister istemez paylaşımlarınız da çoğalıyor. Çünkü sahne baktığınızda 1,5-2 saat bir süreye alıyor sahnede. Bu sefer orada paylaşacağınız zaten belli şey var. Repertuarınız var, şarkılarınızı söylüyorsunuz ve konser bitince iniyorsunuz. Ama onun dışında özel hayatınızda da paylaşmaya başlayınca görüştüğünüz ve sahneyi paylaştığınız insana karşı vizyonunuz biraz daha genişliyor. Evet, biraz daha tanımaya başlıyorsunuz. Biraz daha huyunu suyunu, biraz daha davranışınızı nasıl kontrol edebileceğinizi, nasıl davranmanız gerektiğini öğreniyorsunuz belki de. O yüzden özel yaşantımızda da görüşmeye devam ediyoruz. Çok da keyifliyiz. Sahnede çok inanılmaz eğleniyoruz. Başta tabii ki ilk birkaç konserde tabii dışarıda daha önceden görüşüp tanışmışlığımız var ama sahne anlamında ilk defa tanıştığımız ve çalışmaya başladığımız için ilk böyle birkaç program şey oluyor.
Evet, şimdi bundan sonra bunu yaparsa bu, tamam, okey deyip onu hafızaya alıyorsunuz ve daha sonraki programlarda bunu kullanmaya başlıyorsunuz. Dediğiniz gibi bakışıyla hemen burada ne yapmam gerektiğini veya atıyorum ki orada bir ihtiyacı olduğu bir şeyi hemen anlayıp yardımına koşuyorsunuz sahnede diyeyim. Çünkü vokalistler her zaman biliyorsunuz ki solistin en destekçisidir. Fatih Ertürk profesyonel bir müzisyen. Ancak içindeki o amatör ruhu hiçbir zaman kaybetmemiş. O amatör ruhsa onun çıktığı her konseri heyecanlı kılıyor. Coşkusundan bir şey kaybetmemesini sağlıyor. Benim heyecanım hala şeyden, işte sahne, yeni bir ortam, yeni bir insanlar, yeni bir dinleyici kitlesi. Ne bileyim, dediğim gibi onu ben her seferinde heyecanlanıyorum ve hatta müzisyen arkadaşlarımla dalga geçiyor benimle, artık yeter yani. İşte yıllardır sahneye çıkıyorsun ama gerçekten her konserde ben böyle ilk defa sahneye çıkıyormuş gibi heyecanlanıyorum. Belki çok klişe gelecektir izleyenlere de ama gerçekten öyle. Şey diyelim, işte sahne vardı falan. Fatih Ertürk'ün başarısındaki bir diğer sır da izleyicilerle kurduğu özel bağ. Nasılını kendi ağzından dinleyelim. Bir enerji alırsınız ve o hissedersiniz ki ya o şarkıyı çok seviyordur, ya o şarkıdan bir şey hissediyordur ve o şarkıdaki hissettiği enerjiyi siz hissedersiniz ve bakarak o şarkıyı daha güzel söylersiniz. Ama bunu tek kişi için söylemiyorum. Belki 4-5 kişiler. Müzik duygu işi yani. Karşılıklı bir paylaşımınız var. Söylediğiniz şarkıya eşlik aldığınız sürece siz de keyifle söylemeye devam edersiniz. O yüzden o paylaşımı hissedince ister istemez tabii ki performansınız ve istediğiniz o sahne enerjisi daha da yükseliyor. Şarkı söylemek duygu işidir, sevme işidir. Sevmediğiniz bir şeyi yapamaz, yapabilseniz bile zorlanırsınız. Tıpkı Fatih Ertürk'te olduğu gibi. Duygu adamı Fatih Ertürk de sevmediği, istemediği bir parçadan hep uzak durmuş. Yani öyle bir şey ki benim böyle bir, affedersiniz, özürlülüğüm var. Sevmediğim şarkıyı söyleyemiyorum. Yani çok ünlüdür o parça ya da çok yaygındır, piyasada çok alıp yürümüştür ama ben sevmediğim zaman o şarkıyı söyleyemiyorum. Işın Hanım'ın da öyle şeyi var. Yani sevmediği şarkıyı pek o da söyleyemez. Daha doğrusu solistlerin genelinde vardır böyle bir şey. Yani çünkü sevmediğiniz bir şeyi repertuara koymazsınız en kötü ihtimalle. Zaten şarkıya giremezsiniz. O giremediğinizde karşı tarafa da o enerjiyi yansıtamazsınız falan. Ama tabii ki severek söylediğim şarkılar. Ben balat şarkıları çok severim. Artık böyle yapışmıştır bana. Hep böyle çıktığım yerde söylerim. İşte okulda giriş sınavlarında bile bu şarkıyı söylerim yani. Sessiz Gemi diye bir şarkı vardır ki siz de çok iyi bilirsiniz. Onun nakaratını söyleyeyim. Bir çok giden memnun kirinden, çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Fatih Ertürk müziğe aşık bir sanatçı. Ancak onun çok eskilerde hayalleri bambaşkaydı. Müziği geç keşfetmesi onu yolundan hiçbir zaman döndürmedi. Aslında ben çok müziği çok geç keşfettim. Yani öyle bir şey söyleyeyim ki size, ben lisede bile okurken seçmeli dersim benim bilgisayardı. Müzik değildi. Yani ama seçmemişsin. Evet, üniversiteye başladım. Ailem istiyor diye elektrik elektronik mühendisliğine girdim. Belli bir dönem onu okudum. Sonra biliyorsun işte liseden sonra böyle bir bocalama dönemi oluyor.
Daha doğrusu sürü psikolojisi var. Arkadaşlarınız var, yıllardır beraber okumuşsunuz ve kopmak istemiyorsunuz. Yeni bir ortama hazır değilsiniz. Elektrik elektronik mühendisliğinde mutlu olamayınca düşündüm. O zaman da tabii Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Ben dedim ki yani yapamayacağım bu bölümde yani. Olmayacak burada. Ben de bir gazeteciliğe gireyim. İletişim fakültesinde de okudum ben. Yine müzik yok. Yine müzik yok. Hiç aklımın ucundan bile geçmiyor. Bir de sürekli ailelerde şey vardı işte müzikten para kazanılmaz. Müzik ancak hobi olabilir. Aynen. İşte memur ol, öğretmen ol, mühendis ol. Ama müzisyen olma. Sonra ben bir arkadaşım doğum gününde bir şarkı söyledim. Böyle bir mekandaydık, eğlence mekanındaydık. Sonra mekanda bana bir teklif geldi. İşte bir gece çıksana burada falan filan. Yani şarkı bilmem dediğim tonumu bilmem. Orkestrayla daha önce hiç söylememişim. Seyirci görmemişim falan. Yani nasıl olacak falan. Tamam dedim, kabul ettim. İşte o gece Fatih Ertürk'ün hayatının akışını tamamıyla değiştirecek olayların zincirleme reaksiyonunu oluşturmuş. Ailesinin müzisyenliğe sıcak bakmamasına rağmen üniversitede müzik bölümüne geçiş yapmış Fatih Ertürk. Daha sonra dedim ki olmayacak bu böyle. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ben müzik bölümüne geçiş yaptım. Çünkü müzik bölümünden arkadaşlarım da vardı. İşte gel seni alalım işte öyle güzel söylüyorsun, böyle güzel söylüyorsun. Ha dedim ya tamam bakalım falan. Ve geçiş yaptım. İyi ki diyorum. Çünkü başka yerde mutlu olmayacağımı biliyorum. Bir de tabii çevrenizle de alakası var. Biliyorsunuz ki yani mahalle baskısı dediğimiz olay var. Hatta ilk üniversite sınavı bu müzik bölüme geçtiğim günü hatırlıyorum. İşte annemin arkadaşları geldi. İşte kiminin oğlu işte öğretmenlik, kiminin bilgisayar mühendisliği falan. İşte Fatih ne kazandı? İşte müzik. Dediler, hiç unutmuyorum bir tane şey dedi, o da olsun dedi, yani ne yapsın falan. İşte şey diyenler oldu, aa ne kolay, Doremi. Ancak her ne olursa olsun hiç vazgeçmemiş Fatih Ertürk, idealleri uğruna hedefine dümdüz yürümüş. Hiç caymadım. Ayağımı kaydırmak isteyenler çok oldu. Yani hem piyasa adına hem ailem adına. Onlar kendilerini bilirler. Nokta. İsim vermeye gerek yok. Ama dediğim gibi eğer bu gerçekten bir şeyi çok istiyorsanız hiçbir şekilde vazgeçemez. Ki benim dediğim gibi ailem de istemiyor. Ben İstanbul'a kavga dövüş geldim yani. Ravacığım tekrardan özür dilerim bu konuyu açtığım için ama gerçekten bir kavga dövüş halinde geldim. Ama daha sonra da onlar da çok mutlu oldular. İlk televizyon programına çıktığım günü hiç unutmuyorum yani. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya, malum bu, malum bu. Ona göre müzik hayatın sığındığı bir liman. Kimi zaman korkularımızdan, kimi zaman sıkıntılarımızdan. Üzülsek müzik dinliyoruz, sevinsek müzik dinliyoruz. Yani bu sadece şey olarak bakılması mesela beni çok üzüyor. Sadece eğlence olarak görülmemeli müzik. Bir kaçıştır müzik, müzik hayattır. Ve o yüzden her şekilde bir yolumuz müziğe çıkıyor fark etmeden. Çünkü günlük yaşantımızda bile bazı kullandığımız kelimeleri şarkı sözlerinden seçip söylüyoruz. Kesinlikle. O yüzden dediğim gibi buradan belki de konservatuvara göndermeye çekinen aileler de vardır izleyenlerden. Yani eğer gerçekten çocuklarının böyle müziğe karşı bilgisi varsa kesinlikle ve kesinlikle engel olmasınlar. Çünkü engel oldukları sürece o tekrar başa dönecek ve müzik mutlaka hayatlarında olacak. Onca zaman kazandığı deneyimleriyle, bilgisi ve birikimiyle dikkat çeken bir isim Fatih Ertürk. Billur gibi sesiyle ünlü sanatçıların vazgeçemediği biri. Peki mesleğe yeni başlayacak gençler için hangi tavsiyelerde bulunmak ister acaba? Çok büyük bir piyasa gibi görünüyoruz ama gerçekten çok küçük bir piyasadayız. Yani müzik piyasası olarak gerçekten herkes birbirini tanıyor. En yaptığınız küçük bir iyilik, küçük bir kötülük anında yayılıyor. O yüzden birincisi işinizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsanız mütevazi olacaksınız. Yani en iyisini ben yaparım,
dediğiniz anda zaten o sizin son işiniz olur. Derim ki mütevazı olsunlar. Çünkü ben çok yarışmalardan dolayı da çok insanla karşılaştım. Çok kişiyle çalışma fırsatım oldu gerçekten. Gerek yarışmalarda gerek özel hayatımda da. Çünkü dediğim gibi okulda da öğretmenlik yapıyorum. Ve çok öğrenciyle tanışma fırsatım oldu gerek kurslarında. Mütevazilik çok önemli. Had bilmek. Hatta çok sevdiğim bir kelime vardır, onu da söylemek istiyorum. Mevlana'ya sormuşlar, bu kadar yazarsın, çizersin, daha ne bilirsin demişler. Haddimi bilirim demiş. O yüzden had bilmek çok önemli. Bu usta-çırak ilişkisini çok iyi bir şekilde götürebilmek. Ha tamam demiyorum, gelirkenden en üst noktadan başlayacaksınız hepiniz. Ben tek gitarla program yapmaya başladım Kıbrıs'ta. Tek gitarda, o işte iki gitara çıktı. İşte daha sonra ben... İşte bir klavye eklendi, İstanbul'a geldim okula, işte burada bir şeyler yapmaya çalıştım, sonra biriyle tanıştım. Yani bu bir süreç. Gelip de merkeze asla oturamazsınız. Ve güzel bir sohbet oldu gerçekten. Yanından ayrılmadan önce o kadife sesinden bir Türk sanat müziği eseri rica etsek bizi kırar mı? Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım. Fatih Ertürk'ün sanat anlamında her şeyi olan Işın Karaca var şimdi yanımızda. Vokaliniz Fatih'le nasıl tanıştınız? Şimdi bir kere zaten Fatih de ikimiz de Kıbrıslıyız. Uzun yıllar adını duyduktan sonra ben ona ilk olarak şan dersi için ulaştım. Çünkü ben vokalden gelme bir solistim. Haliyle vokali çok iyi bilen ve çok irdeleyen, takip eden... 9 sene Sezen Aksu'yla aynı sahnede çalışmış olmanın verdiği disiplinle beraber çok disiplinli insanlarla çalışmayı seviyorum. Fatih de nitekim öyle. İlk şan dersleriyle başladık. Sonra dedim ki birbirimizden de çok fazla keyif alıyoruz. Müzikal olarak da çok anlaşıyoruz. Seslerimizin örtüşmesi, sahnede bir yeri geldiği zaman beni taşıyabilmesi, yeri geldiği zaman enerjisiyle dahi taşıması gerekiyor. O yüzden Fatih ile hep çalışmak istemiştim. Uzun yıllar Ebru Gündeş'teydi. Ondan sonra bize geldi. Onu durdu çok büyük bir şans. Türkiye'nin en güçlü kadın vokalleriyle çalışmak onu da kamçılıyor hayatta. Ona çok inanıyorum. Ne kadar iyiyse solistin, vokalin o kadar iyidir. Her vokalist solist olamaz, her solist de vokalist olamıyor. Fatih çok iyi bir vokalist ve çok iyi bir solist. Işın Karaca, Fatih Ertürk'le kısa bir süredir çalışıyor. Sahnesinden de birçok vokalist geldi ve geçti. İşinde titiz bir sanatçı olduğunu bildiğimiz Işın Karaca, vokalistleri hangi kriterlere göre seçiyor merak ediyoruz. Öncelikle tabii ki ses, şimdi bende çok ciddi bir ses oktavı var.
haliyle bana yetişebilmesi gerekiyor. Baştaki en önemli kıstas bu. Çünkü ben canlı performansım albümdeki performanslarımdan daha güçlüdür. Ben şarkı söylemek için doğduğum için herkes benim kadar bana yetişebilmeli sahnede. En önemli şey o. Zamanla zaten geri kalan bizim sahnenin adabı, sahne ekip içindeki uyum zaten zamanla oluşuyor. Ama şöyle tabii çok sıkıntılar yaşıyoruz. Vokalist geliyor, eğitiyorsun. Sonra işte ya başka bir solist kapıp götürebiliyor bazen ya da ben kendim bir şeyler yapacağım deyip gidiyorlar. Ama yani şöyle söyleyeyim, giden bütün vokalistlerin geri gelmiştir. Bir şekilde öyle ya da böyle. Işın Karaca'nın solist olduktan sonra belki de en iyi anlaştığı isimlerin başında geliyor Fatih Ertürk. Sahnede tek bir kaş göz hareketiyle anlaşmaları söz konusu. Elbette aynı toprağın hamurunda yoğrulmaları da ayrı bir avantaj onlar için. Sanıyorum belki de Kıbrıslı olmamızdan kaynaklanıyor. Bizim böyle kendimize ait böyle kaşı gözün şeyimiz var. Bir hani döner bakarım, anlar neyin ne olduğunu, hemen şey yapar, sen çıkma oralara, ben çıkıyorum. Ya da işte sen inmiyor, ben iniyorum, hallediyorum. Çok güzel bir enerjimiz var. Bir kere zaten hepimiz o sahneye çıkarken görevimizi o kadar iyi biliyoruz ki. Sahnede olmak... Çok kızıyorum ben, hani hep şey çıkıntılı, işte çok sözünü konuşan bir kadın olarak adlandırılırım. Evet, çünkü herkes sahneye çıkmamalı, herkes de şarkı söylememeli. Bu işin gerçekten bir rajonu, bunun bu bir eğitimi, eğitimle beraber deneyimi, deneyiminden sonra tecrübesi çok kıymetli bir süreçtir. Ve Fatih'le ben çok şanslıydım, Fatih çok hazır geldi. İşi bilerek geldi ve... Solistine ne kadar, ne yapması gerektiğini bilen bir vokalist. O yüzden çok çok rahatım yani. Onu... Aynı memleketli olunca yetişim. Tabii canım, zaten. Tabii canım. Enerji... Ne yapalım be kardeş diyorum, konu kapanıyor ya. Birbirimizle çok, çok fena, yani çok iyi anlaşıyoruz ve şeyi çok seviyorum. O göz temasından onu ne demek istediğimi algılaması çok hoşuma gidiyor. Fatih Ertürk'te, Işın Karaca'da mesleğine yıllarını vermiş isimler. Bakın bir konserde nasıl bir anı yaşamışlar. Şarkı söylerken bir gün topuğum takıldı. Fatih çok güzel yakaladı beni. Bir de tabii uzun boylu ya o. Hani hakikaten erkek normlarına göre basketçi olması gereken bir kavramı varken şarkıcı olmuş. Çok uzun. Kolları fıt bir baktım benim, ah dedim ha. Tamam işte hep şey derdim zaten, Allah'ım bir gün ne olur boyu boyuma, endama bir vokalist ver, nihayet verdi. Birileri yol alır, kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya, malum bu. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, kanun bu. Her insan kaderiyle gelir. Teşekkür ediyoruz. Fatih'e kocaman bir alkış. Vokalist izleyenler için son olarak ne söylemek istersiniz? Zor bir piyasa. Bir de tabii iyi solist bulmak lazım. Türkiye'deki solistlerin %70'i detone olduğu için vokal yaparken de zaten çok fazla detone. Bir şey duyuyorsun mesela, bazı televizyon programlarında duyuyorum. Solist önde detone, arkadaki vokalist de haliyle detone, sürekli bir detone aynen kargaşası var. Ve biz halkı kötü seslere alıştırıyoruz. Aslında bunlar çok sizin için iyi. Kötüyü duyuyor. Ay yok, bizde şey var, biz kötüyü de alkışlarız çünkü sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.